Merhaba efendim, ben Müjgan Çetin. İnovasyon yapabilsem serileri içerisinde yine soruları cevaplamaya devam ediyorum. Sorulardan bir tanesi, bir önceki videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. İnovasyon teknolojik buluşa dayanmak zorunda mı? İlle teknolojik bir şey mi yapmam lazım? Sanki inovasyonla teknoloji eşleştirilmiş gibi. Hayır efendim, inovasyon teknolojik buluşa dayanmak zorunda değil. Muhakkak bir teknolojik ürün olmak zorunda da değil. Bununla ilgili size birkaç örnek vermek istiyorum. Bu sorunun cevabı olarak bu videoyu hazırladım ki örneklerle sizlere bunu izah edeyim. İlk örneğim rahmetli Huysuz Virgin. Rahmetli Huysuz Virgin gösteri alanında ciddi bir inovasyon gerçekleştirdi ve onun rahmete kavuşması sebebiyle de onun anısına bir video hazırlayarak neden Huysuz Virgin gösteri alanında bir inovasyon gerçekleştirdi, nasıl gerçekleştirdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Beni lütfen izleyin. Birinci örneğim bu. Hiçbir teknoloji kullanmadı. İkinci örneğim dünyadan olacak. IKEA. Hepiniz biliyorsunuz bir zamanlar gençlerimiz çok meraklıydı. IKEA nasıl bir inovasyonla bize bunu sundu? Mobilyayı biz ne yaptık? Hep böyle hazır halde, monte edilmiş halde evimize aldık. Monte edilmiş halde kullandık. Veya satın aldığımız yerden insanlar geldiler, evimize bunu kurdular. Halbuki IKEA'nın yarattığı inovasyon neydi? Bunun hem taşınmasında, hem stoklanmasında, hem de kurulmasındaki maliyetleri sıfırladı, minimize etti. Ve biz IKEA'nın depolarından dolu 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 kesilmiş tahtaları aldık, evde kurmaya çalıştık ve IKEA mobilyasıyla dedik ki ben böyle de bir marka yaratıldı. Bu markayla ben kendi mobilyamı kendim yaptım dedik. Üretilen değer buydu. Yapılan katma değer, üretilen katma değer buydu. Ve bu da dikkat ediyorsanız ürünle ilgili hiçbir teknolojik inovasyon söz konusu değil. Ürünün sunum şekliyle ilgili bir inovasyon söz konusu. Biz IKEA mobilyalarıyla ürünü demonte bir biçimde evimize aldık, biz kurduk ve bundan da çok mutlu olduk. Bir başka teknolojiye dayanmayan inovasyon örneği olarak Starbucks örneğini veriyorum. Ülkemizde çok sayıda Starbucks kafesi var ve o kafelerde hepimiz bütün dünya ile birlikte deneyimliyoruz. Buradaki Starbucks'ın dünyaya hizmet sunumuna yarattığı inovatif katkı neydi? Dilediğin kadar otur. Sana bu konuda kafana dikilip ille de şu başka bir şey ister misiniz? İlave bir ihtiyacınız var mı gibi sorulara muhatap olmadan bilgisayarlarımızı aldık, arkadaşlarımızı aldık. Orada saatlerce oturduk. O oturma esnasında ne oldu? Biz orada yine yedik içtik. Dolayısıyla ne oldu? Bir hizmet inovasyonu gerçekleşti. Hiçbir teknolojiyi kullanmadan. Bir başka örnekte organizasyona inovasyonlar vermek istiyorum. O da toplam kalite yöntemi organizasyonel bir inovasyondur. Toplam kaliteyi bilenler 90'lı yıllarda beri ülkemizde uygulayanlar var. Toplam kalitenin temel farklılığı normal bizim diğer yönetim sistemlerinden temel yaklaşımı, temel felsefesi neydi? Müşteri kral. Ve çalışanlar sisteme yenilikçi, yaratıcı, iyileştirici, geliştirici fikirleriyle katılırlar. Sadece üst kademelerde beyin olur. Birinci kademe çalışanlar sadece söyleneni yapar. Kavramı yıkıldı. Kaizen denilen, sürekli iyileştirme denilen kavramlarla herkesin sorunun çözümüne de ortak olduğu, paylaştığı yeni bir organizasyonel model geliştirildi. İşte bu da yine hiçbir teknolojiye dayanmayan güzel bir inovasyon örneği. Peki bir başka örnek daha vermek istiyorum. Bu da yine hizmet inovasyonundan yola çıkarak bu örneği vermek istiyorum. Biraz teknoloji var ama bu teknoloji artık hani hepimizin kullandığı, çok kolay kullandığı bir teknoloji. Yani ben eskiden kendi web sitemi yapamazken şu anda web sitesi uygulamalarıyla kendi web sitemi yapabiliyorum. Dolayısıyla teknolojik olmayan kişilerin dahi
artık bu teknolojiye aşina olduğu bir dönemden bahsediyorum. İnovasyon da bunun üzerine gerçekleşiyor. Yani o teknolojiyi bulmuyor. Bilinen, çok kullanılan bir teknolojiyi alıp kullanıp kendi hizmetine sunuyor. Şimdi burada güzel bir örnek size vermek istiyorum. Benim de kullandığım ve çok memnun olduğum bir örnek vermek istiyorum. Kurumsal imajımı, kurumsal logomu, kartvizitlerimi değiştirmek istediğimde, kurumsal kimliğimi oluşturmak istediğimde daha önce defalarca değişik grafik tasarımcılarla çalıştım ve bu grafik tasarımcılarla çalışmanın benim için ne kadar yorucu, ne kadar zorlayıcı bir süreç olduğunu deneyimledim. Ne demek yorucu, zorlayıcı? Bir şekilde o grafik tasarımcının daha önceki işlerine bakarak kendinizi ifade ediyorsunuz. Ondan sonra bir türlü sizin hayal ettiğiniz, istediğiniz ve sizi iyi ifade edeceğini düşündüğünüz bir logoya, bir kurumsal kimliğe erişemiyorsunuz ve ya zorunda kalıyorsunuz onu kullanmaya ya da bir şekilde ayrılıyorsunuz yollarınızda. O yaptığınız bütün çalışmalar boşa gidiyor. İdemama diye bir web sitesi var. Kurumsal kimliğimi, logomu görüyorsunuz. Çok severek kullanıyorum. Bu ne yapıyor? Çok sayıda grafik tasarımcıyı tek bir çatı altında topluyor. Grafik tasarımcılar burada eserlerini sergiliyorlar ve siz ihaleye çıkıyorsunuz. Bu ihalenin sonunda sizin ihalenize katılıp size çözümler üretiyorlar. O çözümlerin içerisinden seçiyorsunuz. Gönlünüzün yattığı, beğendiğiniz, biraz daha ilerlemek istediğiniz bir grafik tasarımcıyla beraber kurumsal kimliğinizi oluşturmaya başlıyorsunuz. Logomu üreten grafik tasarımcıyla hiç görüşmedim, hiç konuşmadım. Ve onun Mersin'de yaşadığını öğrendim. Bu site aracılığıyla kurumsal kimliğini oluşturdu. Sözleşmeyle bana devretti. Şimdi rahat rahat kullanıyorum. Yine bu site aracılığıyla hiçbir şekilde matbaaya gitmeme gerek kalmıyor. Kartlarımı veya baskılarımı, bu basılı dokümanlarımı gönderiyorum. Bana hazır olarak geliyor. Dolayısıyla çok basit bir teknolojiyle, bilinen bir teknolojiyi kullanarak ne oldu? Hizmet inovasyonu sundu bana. Nasıl bir inovasyondu? İhtiyacımı çok sayıda alternatifle karşılaştırarak daha rahat ilerleyebileceğim, daha hızlı ilerleyebileceğim bir tasarım hizmeti sundu bana. Ve ben de bundan çok mutlu oldum. Bunu yapan mimarlar olduğunu da biliyorum. Bunu yapan matbaalar olduğunu da biliyorum şimdi. Bunlar da hiçbiri teknolojiye dayalı değil. İşin yapılış biçimini, işin sunuş biçimini, işin yaklaşım biçimini değiştiriyor. Hizmet inovasyonu da hepiniz biliyorsunuz. Yemek Sepeti ve Netflix'i. Bunlar bize bu hizmeti nasıl sundular? Aynı size anlattığım şekilde bilinen bir teknolojiyle bütün yemekçileri bir araya getirdiler. Bütün filmleri bir araya getirdiler. Ben bunlarla böylece kolaylıkla ilerleyebiliyorum. Yine mobilya sektöründen bir dünyada bir örnek vereceğim. Bu inovasyonu biz, yine teknolojiye dayanmayan bu inovasyonu ne yaptık? Yıllar önce teçhizatlarda deneyimledik. Yani bir teçhizat kiralama, finansal leasing denilen bir uygulamayla beraber bir finansal sektörü de arkasına alarak biz teçhizatları kiraladık. 4 yıl, 5 yıl boyunca biz bu kirayı ödediğimiz zaman teçhizat bizim oldu. Şimdi bunu bir mobilya şirketi, mobilya aboneliği geliştiriyor. Bu konuyu hiç düşündünüz mü? Çok hoşuma gitti benim. Kullandığınız kadar aylık kira ödüyorsunuz bu mobilyaya. Bu firmanın ismi Live Feeder. Bu firmada lütfen ülkemizde de böyle mobilya aboneliği yapan kuruluşların olması benim hoşuma gider doğrusu. Sıkılıyorum çünkü. O mobilyaları da değiştirme ihtiyacım oluyor veya taşınacağım o eski mobilyaları nasıl elimden çıkaracağımı düşünürken bana mobilya kiralayan bir kuruluş olsa ne büyük bir değer üretmiş olurdu. Yine bir başka örnek vermek istiyorum. Teknolojik buluşa dayanmayan inovasyonlara. Pratik Depo ülkemizde
Bunu kardeşim de kullandı. Çok da mutlu, çok sayıda kullanıcısı da var. Sizin evinizi değiştirdiğiniz zaman veya belli bir yerden belli bir yere kısa dönemli gitmek istediğiniz zaman evinizdeki eşyaları veya yazlıklarınızı, kışlıklarınızı evinizde yer kalmadığı zaman böyle konteyner bir kiralayarak eşyalarınızı orada depoda tutabiliyorsunuz. Evinizde yer işgal etmek durumunda kalmıyorsunuz. Bu da hizmet inovasyonu için çok güzel bir örnek. Tüm bu verdiğim örnekler size neyi anlatıyor? Bir inovasyon yapabilmek için bir teknolojik buluş yapmak zorunda değilsiniz. Bir teknolojiye dayanmak zorunda değilsiniz. Ürün veya hizmetin sunum şeklini değiştirerek veya sektörel bir entegrasyon sağlayarak veya başka tamamlayıcı ürünlerle entegre ederek, birleştirerek bunu bizim hayatımızdaki bir problemi çözerseniz hiç teknolojiye dayanmanız gerekmeden inovasyonu gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle efendim. Teşekkür ediyorum.